Evet yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kripto para tarafında hareketli bir e, gün yaşıyoruz ciddi anlamda Bitcoin 30 bin bandının üzerine tekrardan bir tırmanış kes gerçekleştirdi. Aslında uzun zamandır e, beklettiği yatırımcısını tekrardan yüzünü güldürecek bir hareketliliğin startını verdi diyebiliriz böylelikle. <laughs> kusura bakmayın video ciddi anlamda gecikti. Bunun da temel sebebi arkadaşlar dışarıdaydım. Eve gelir gelmez şu anda bu videoyu çekmeye başladım. Ve yine e, acil bir video çekmememin de sebebi hem şu anda yükselişte olduğumuz için piyasaya ciddi anlamda e, düşüşte yayın yapmayan birçok yayıncı zaten video sürüyor ve ee, bir çoğunda aslında söyledikleri bu aşamada doğru oluyor. Bundan kaynaklı e, Zaten para kazanıyoruz herhangi bir sıkıntı yok elimizdeki bitcoinleri tutmaya devam ediyoruz herhangi bir satış yapmadık. E o zaman Yani acil bir durum var mı bizim için yok satış yapmayı da düşünmediğimizden Dediğim gibi bu süre zarfında e, Acil bir durum oluşmadı bizler için biz sadece Paramızı e, Korumaya Elimizdekileri tutmaya devam edeceğiz. Ve dediğim gibi şu süreç arkadaşlar satılacak değil alınacak süreç. Yani biz her düşüşü fırsat bilip alım yapacağız. Net şekilde bunu zaten defalarca dile getirdim. Bu süre zarfında satım odaklı olursanız dediğim gibi çok ciddi <laughs> karları masada bırakmış olursunuz. Bizim yapmamız gereken iş şu anda alım odaklı olmak özellikle bu alanda ciddi geri çekilmelerde altcoin alımlarını hızlandırabiliriz diyebilirim. Evet isterseniz şöyle bir Bitcoin tablosuyla başlayalım. Ne durumdaymış neler olmuş bunlara bir göz atalım. Öncelikle şöyle bir kısa vadeden bakalım. Tabloda görünen bir şey var mı bizler için? Şu anda ortalamaların epeyce üzerinde seyrediyoruz. Burada özellikle önemli bir direnç alanına gelmişiz. Ve bu direnç alanından şu anda red yemiş görünüyoruz. Bir geri çekilmeyle birlikte 28.800 bandı bizim destek görevi görecek hattımız olacak bu bandın bizim için bundan sonraki süreçte net bir destek oluşturmasını bekleyeceğiz özellikle burada 50 saatlik ortalamaların da bu alana yaklaşmasıyla birlikte güzel bir destek hattı oluşacaktır diye düşünüyorum geri çekilmelerde bence en makul değerlendirme alanları buralarda olacaktır 4 saatlik tabloya baktığımda da aslında benzer <laughs> bir durum burada da gözümüze çarpacak neden çünkü bu alanda da 20 Mumluk ortalamalar burada 28800'e ulaşmış olacak önümüzdeki saatlerde ve böylelikle aslında bu hatta bir e, yine destek hattı oluşturmuş olacak bu ortalamalar ve yine bu alanda pozitif bir kesişim de var bizim için şurada bir golden cross var 4 saatlikte bu da yine pozitif yansıyıp piyasayı 30 bin üzerine e, aktarabilecek bir gelişme yani piyasada küçük bir geri çekilmeden sonra bu alanda 30 bin bandının üzerine yerleşebilen bir bitcoin görme potansiyelimiz var. Gelelim günlük tabloya. Asıl değerlendirmeleri burada yapacağız arkadaşlar. Günlük ve haftalık tablolarda. Çünkü asıl değerlendirme aşaması bizim için burası. E, bildiğiniz üzere şurada bir e, ne vardı bizim için? E, alçalan kama yapısı vardı. Bu kama ile birlikte biz ne konuşmuştuk en son sizlerle? Bu kamanın kırılımıyla birlikte yukarı yönlü ne bekleyecektik arkadaşlar? kamanın başlangıç noktasında bir hareketlik bekleyecektik. Bu da 30 bin bandını veriyordu bizlere. Hatta böyle nokta atışı baktığımızda tepe noktası neredeymiş? 30450 bandındaymış 450 e Böylelikle aslında şu anda kama hedeflerine, kamanın kırılımıyla birlikte bu hedeflere net şekilde ulaşıldığını gördük. E zaten geçtiğimiz günde e buradaki kırılımın öneminden bahsetmiştik. Bu kırılımla birlikte ortalamaların üzerine çıkacağız ve e günlük anlamda yükselen dip ve tepeler oluşturacaktık. Yani beklediğimiz bir yükseliş hareketi aslında burada gelmiş oldu oldu. Ee, bizim için burada en önemli unsur <laughs> tabii ki bu değildi. Bildiğiniz üzere şu alanda bir kırılım vardı. Solumuz, baş, sağımız ve bu kırılımın ardından biz boyun çizgisinde bir retest gerçekleştirememiştik şu düşüşlerde. Bu düşüşle birlikte bakın buralarda çok net bir şey diyordum. Arkadaşlar 25.000 bandı gelse de içim rahat etse. Yani cidden 25.000 bandı görünse ben gerçekten çok rahatlayacağım ve bizim ihtiyacımız olan da hacimin girebileceği yer 25.000 bandı olarak konuşmuştuk. Ve aslında şu anda hacimin uzun zaman sonra küçük bir yükseliş gösterdiğinde söylemek mümkün. Ve yine 25.000 bandı geldikten sonra güzel bir bu alandan tepki aldığımızı da görüyoruz. Yani bu alanda aslında her şeyi beklediğimiz gibi ilerliyor. Bizim beklentimiz doğrultusunda ilerleyen bir diğer durumda biz 2023'ün ilk 6 ay içerisinde Bitcoin'de 30 bin bandının üzerine beklemiyorduk. Aslında baktığımız zaman da yine 2023 2023'ün 6. ayının sonuna gelmişiz. Yani 8 gün sonra aslında ay tamamlanacak ve Bitcoin hala 30 bin doları zorlamaya devam ediyor ve bu bandı aşamadı. Peki bundan sonraki süreçte ne beklentisi içerisinde olacağız? Arkadaşlar bakın benim aslında bir beklentim bu alanda bir zikzak hareketliğin oluşması. Yani burada 30 bin bandını zorladık. <laughs> Ve e, buradan yavaş yavaş küçük küçük geri çekimler, tekrar zorlar, tekrar 28'ler, 30'lar, 28'ler, 32, 28, 25'e daha uğrayabilir belki e, arkasından devam eder. ama. Bakın aması var burada. Eğer 30 bin üzerinde bir günlük kalıcılık yakalayabilirsek tekrardan. 30 bin üzerinde bir günlük kalıcılık yakalayabilirsek şu hareketliliği bekleyeceğiz bu kez. Bir sonraki direnç hattına doğru bir hareketlilik bekleyebiliriz ki. Şöyle bir uzaktan bakmak istiyorum haftalıkta. Hemen şu haftalığı alalım tablomuzu. Bakın gerçekten önemli bir şu anda durumdayız. Burayı iyi takip etmek lazım. Şu kapanış özellikle haftalık kapanış. Oldukça önemli bir ilk aşamada 28.100'ün üzerinde kapatmamız lazım. 2. noktada arkadaşlar burada nerede kapatmamız lazım? 30.300 üzerinde bir kapanış görmemiz lazım. Bu kapanışlarla birlikte bir tık daha yukarılara hedeflenebileceğiz. Ve böylelikle biz nereye doğru bir hareketlik bekleyebiliriz? Şöyle bir tabloya baktığımızda burada mesela makul direnç alanları nereler görünüyor bizim için? Şöyle benim gözüme ilk çarpan alan daha öncesinde de destek direnç olması ve psikolojik bir destek direnç hattı olmasından kaynaklı 40.000 dolar bandı diyebiliriz. Yani aslında bizim hedeflenebileceğimiz alan neresi olacak? 40.000 dolar bandı olacak. Yine bu aşamada şöyle yine bir bakalım başka bir destek direnç alanı olarak belirtebileceğimiz nokta var mı dersek. 34-35 bin dolar bandı da aslında şu alan Bakalım nereymiş 34.400 mesela Bu alanda yine bizim e, bir ara direnç alanımız olabilir arkadaşlar Bu hatlara bir yükseliş hareketliği bekleyebiliriz İlk etapta böyle 34.400 bandı Arkasından nereye doğru 40.000 dolara doğru bir hareketlik beklenebilir Ve ben şunu söyleyebilirim Hani daha öncesinde e, yılın başında söylediğimiz gibi ilk 6 aylık süreç içerisinde 30.000'in kırılmasını beklemiyorduk e, Bu aşamada da Önümüzdeki 5 aylık süreçte yani Aralık ayını dahil etmeden şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu alanda ben 48 bin doların üstünü asla beklemeyeceğim yine. Net şekilde bunu söyleyebilirim. Bu aşamanın kırılımı artık Aralık ayını birlikte olur. Hatta 2024 itibariyle olur diye bekliyorum. Ondan sonra zaten büyük rally başlangıcını görmüş olacağız. Zaten ondan sonra arkadaşlar altcoinlerde de muazzam hareketleri görmeye yavaş yavaş başlamış olacağız. Bakın şu ana kadar ee, çok güzel yürüttük süreci. Özellikle e, şuradan tekrar hatırlatalım. E, bu alanda satıştan sonra bakın çok uzun süre bekledik. Çok uzun süre bekledik. Alım yaptığımız noktaya bakıyorsun. 2 yıl süre 2 yıllık süre zarfında sadece altın ve dolar tutmuşuz. Arkasından bu alanda 17.000'den aldıktan sonra ciddi anlamda çok net güzel aslında dönüşüm sinyalleri çizdik ve bu alanda konuştuk ki biz 2022 sonuna kadar yeni dipler görebiliriz. 2023 itibariyle yeni dip görmeyeceğiz. Bakın çok nettim arkadaşlar. Eski yayınları açın. 2023'ün başından itibaren değil. 2022'deki yayınları açın bakın bakın. Çok net diyorum. 2022'nin sonuna kadar yeni dip gelebilir ama 2023 itibariyle yeni bir dip gelmeyecek. Ve tam 2023'ün ilk haftasında biz haftalık kırılımı yapıyoruz ve ondan beri aslında ne diyorum ben size ayı sezonu bitti. Yeni bir dip beklentisi yok bu alanda tabii ki geri çekilmeler olacak. Bu geri çekilmelerde zaten defaatle uyarıyorum. Yine bakın 25.000 bandı gelebilir ama ben yine söylüyorum 25.000 bandının altını görmüyorum. Eğer ki olursa çok net diyorum gümbür gümbür bir alım fırsatı değerlendirmesi sağlarım ben burada. Yani bu alanda 25.000'in altına bak şurada çok net konuştum 25.000'in altına gelecek hareketlik özellikle 20.000'dir vesaire 21.000 22.000 o bantlara gelecek hareketlik bizim gümbür gümbür tekrardan e, kese dolduracağımız yer olacaktır. Elimizdeki şu ana kadar kazandığımız trade'den paraları tamamen bu alanda bitcoin'e geçireceğimiz alanlar olacaktır. Elimizdeki nakit tamamen bitcoin'e sokacağımız alanlar olacaktır. E keza 25 bin bandından döndü buraya bir yine atmadı. <laughs> Özellikle şunu da uyardık burada geri çekilmede 25 bin banda elinde hiçbir şey yoksa net bir alım fırsatı olarak değerlendirmen gerekiyor burayı. Yine tamamen almayabilirsin. Kademeli alım yapabilirsin. Ama dediğim gibi bu alanda kesinlikle bir değerlendirme yapman gerekiyordu. Bir dönüşüm sinyali geldi. Umarım bu kalıcı olur. Ee, bakalım hep birlikte hafta kapanışını görmemiz gerekiyor. Belki de bu alana iğneyi attı ve hafta kapanışını 28.000'in altına yapacak. Bunu kestirmekte güç. E, net şekilde hafta kapanışlarını gördükten sonra özellikle bir de 30.000 üzerinde bir hareketlik görürsek. Bu alanda tabii ki daha üst hedeflere 40.000 dolarlara kadar... E, fiyatlan fiyatlanmasını bekleyeceğiz. Ve yine şunu söylüyorum. Hani nereden satalım diye çok soru geldiğini gördüm. Ben bu noktada çok netim arkadaşlar. Yani açıkçası böyle sürekli al sat yapmak çok mantıklı bir iş değil. Trade için bir miktar para ayırabilirsiniz. Bu alanda sürekli al sat yapıp günlük harcamalarınızı veya aylık ödemelerinizi buradan çıkartabilirsiniz. Ama benim gemel, genel prensibim boğa sezonu içerisinde alınmayı yaparım ve beklerim sepetlere geçtiğim zaman bakın bitcoin'den altcoin'lere geçiş yaparım. Arkasından o altcoin'leri topluca satar piyasayı terk ederim. Ve şu genelde şöyle bir e, senaryo çiziyorum sizlere. Bakın ta 2021'den beri aynısını anlatıyorum. Bitcoin'den diyelim 5 kat kazandın. Altcoin'lerden diyelim 6 kat kazandın. Çarp abi 30'a katlamış olacaksın paranı. Çok net bir şey. Bak 10.000 doların varsa 30'a katlayacaksın. 300 bin doların olacak ciddi anlamda bence çok büyük bir kar oranı. Ve bakın diyorum ki size minimum bir beklenti olabilir bu sizler için. Eğer cidden e, piyasa şu anki gibi beklediğimizi vermeye devam ederse bunlar çok net diyorum arkadaşlar uçuk kaçık hedefler değil. Uçuk kaçık hedef koyacak olsaydım ben derdim ki... 100x, 150x, 200x yapacak altcoin paylaşırdım sizlerle. Ama biz adım adım ilerliyoruz. Bitcoin'den biz 4-5 katımızı alacağız. Paramızı 4'e 5'e bitcoin katlayacak. Arkasından biz altcoin'lerde paramızı bir 5 kat daha bir 6 kat daha yaptığımız zaman paramız 30'a 40'a katlanmış olacak. Ki bakın bu alanda şu değerlendirmeyi de çok yapabileceğiz. Belki bu fırsat yine gelir. Orada dolarda çok ciddi anlamda açık vardı. Şu geri çekilmelerde e, Short açmayı genelde sevmiyorum arkadaşlar Boğa trendinin sonu olacak mesela Ben short açma işlemini çok sevmiyorum Short açmak istemediğim için hani Bu alanı değerlendirmiyorum Ama olur da belki keyfim isterse e, Bu alanda belki short işlemlerle de ikiye katlarız parayı Ama dediğim gibi bu alanda çok zannetmiyorum Ama şu fırsatı değerlendirebiliriz Bu aşamada şunu çok göreceğiz Dolarla Tether arasındaki makaslar çok açılacak. Tetere yüklü girişler olacak. Teter fiyatı ciddi anlamda artış gösterecek. Biz bu aradaki makasların açılıp kapanmasını değerlendirip belki bu arada da %50 daha bir kazanç sağlayıp ee, daha önce yaptığımız o 30 katlık artışı bir anda aslında 45 katlara vesaire çıkartabiliriz. Yani mevzu dediğim gibi burada belki 100 xlere kadar gidecek ama hani akılcı, makul, ee, gerçekten gerçekleştirilebilir hedefler koyarsanız sizin için ee, bu piyasa çok daha kazançlı, çok çok daha arkadaşlar gerçek realist kazançlı olacaktır. Emin olabilirsiniz buna. Ve dediğim gibi çok da açgözlü olmayın. En önemli sebep bu. Açgözlü olduğunuz zaman kaybetmeye mahkumsunuz bu piyasada. Diyelim ve devam edelim. E, Bitcoin üzerinde epey durduk sanırım. E, bundan sonraki süreçte dediğim gibi şu haftalık kapanışları görmek istiyorum. Günlük anlamda 30 bin üzerinde bir kalıcılık gelecek mi bunu görmek istiyorum. Ki bu gelirse dediğim gibi 40 binlere kadar daha hedeflenebileceğiz tekrardan. Çünkü bu defa artık şuradaki hat bizim destek hattımız olacak. Bak burada 32 bin hattı var. Bu hattı biz destek olarak göreceğiz. Şu anda dirençli bu alan bizim için bir destek haline gelecek ve bundan sonraki süreçte dediğim gibi bu alanda 40 binlere kadar bir hareketlik bekleyeceğiz. Açık net diyorum bakın satım değil alım şeyi dönemindeyiz. Ah kusura bakmayın arkadaşlar direkt yayına girdim. Şöyle bir su içeyim ben. Bir de sanırım hızlı anlattım. Dilim devam kurdu. Dediğim gibi bir satım değil alım sürecindeyiz. Her düşüşü fırsata çevirin. Böyle uçan e, düşen bıçağı da tutmak değil de buna. Hani şu anda böyle e, bir şeyleri kaçırıyorum deyip de FOMO'ya da kapılmaya gerek yok. Olur hani ben alım yapmadım hocam tüh. Ne yapsam diyen arkadaşlar içinde. Mesela şu alanda 28.800 gelirse ben alım yaparım mesela. Şimdi hiç alım yapmamış insanlar vardır illaki. 28.800 gelirse alım yapmayı düşünürüm. Veya bu alanda şurada yeni bir haftalıkta tepe görünce alım yapmayı düşünürüm. Ee, yani 30 bin üzerinde alırım gerekirse. Yani 32 binden alırım. Ama bir tık daha böyle garantili alımlar yaparım. Şunu da söyleyeyim. Ben uzun vade almak istiyorum dediğin zaman. Bu banddan alınır mı? Bu band arkadaşlar sana garanti vaat ediyor. Net şekilde bunu da söyleyeyim. Ama şunu unutmayın. 25 bin bandında alan herkes ben dipten aldım diyecek. Bakın bunu sürekli söyledim. Söylemeye de devam ediyorum. Eee bu alanda da ekstra anlatacak çok da bir şey kalmadı herhalde. Umarım hafta kapanışları böyle 30 binlerin üzerinde gelir. Hatta böyle 32 binlerin üzerinde gelirse biz 40 binlere hedeflenerek devam ederiz. Bir de altcoin mevzusu var. Altcoinler nereye gidecek? Dominans tam istediğimiz gibi yükselişine devam ediyor. Dominansta konuştuğumuz her şey gerçekleşmeye devam ediyor. Ben altcoinler için hala aynı görüşteyim arkadaşlar altcoin yatırımcısı biraz daha bekleyecek ama çok da bir süre kalmadı artık. Şurada e, ilk 6 ayı tamamladık. Artık bir son 6 aylık süreç kaldı. Bu sürecin sonunda arkadaşlar alt altcoin'lerde büyük rallilere başlamış olacak. E, ben şu anda daha öncesindeki Bitcoin tarafında yaptığımız karlı aldığımız alt altcoinleri tutuyorum dediğim gibi herhangi bir satım vesaire gerçekleştirmiyorum. Öyle ciddi zararda değil. E, bir arkadaşımız karda demiş ama ben herhangi bir karlık yok benim sepetimde gördüğüm kadarıyla bir kontrol ederim yine ama ben daha çok olmadı 2-3 gün oldu herhangi bir karlı yoktu hatta deydi yani tutup orada kar olma durumu olduğunu düşünmüyorum oradaki projelerde. Altcoin yatırımcısı dediğim gibi bekleyecek. Altcoin yatırımcısı bir süre daha üzülecek, bir süre daha yıpranacak ama ee, artık son süreçteyiz. Altcoin'lerin de yüzünün gülmeye başladığı bir süreçteyiz. Ama makul olan şu süreçte ne tabii ki Bitcoin tutmak. Ben dediğim gibi herhangi bir şekilde altcoin değerlendirmesi yapmıyorum, kimseye de önermiyorum. Ben şu anda her sert düşüşte bir iki tane altcoin almayı tercih ediyorum. Onun dışında paramın büyük çoğunluğunu Bitcoin tarafında tutmayı tercih ediyorum. Özellikle garanti kar arayanlar da daha öncesinde de belirttiğim gibi doğalgaz tarafında da değerlendirme yapabilir. Gelelim Bitcoin dominansı. Şu anda hedef noktamıza ulaşmak üzereyiz aslında. Baktığımız zaman neresiymiş? 53 bandını hedef göstermişiz. Şu anda 52 bandına ulaşmışız. Bundan sonraki süreçte bu hareketliğin devamı beklenir mi? Özellikle ortalamaların üzerine çıktıktan sonra yine bir hareketlilik süreci beklenebilir bu aşamada ama zirve noktamıza da az kaldığını düşünüyorum ben. Hani artık şu 60 bandı zor ihtimal olan yerler. Yani 60 bandına gelmesini çok beklediğim noktalar değil. ama gelirse bu alanda şöyle bir hareketlik beklenebilir. Ve ciddi anlamda diyorum mükemmel bir altcoin sezonu yaşatır 60 bandları gelirse. Umarım gelir, umarım gelir. Ama dediğim gibi hani böyle 58'lere 59'lara gelse de 58'lerde kalsa da bizim için çok kafi çok yeterli bir dominans seviyesi olacak. Çünkü bir sonraki aşamada dominans burada 30'lu mantlara erişecektir diye düşünüyorum. Burada da aslında çok büyük bir para girişinin ee, olacağını gösteriyor altcoinlere. Gelelim Devijons tarafında, Devijons tarafında bir problem var mı? Herhangi bir problem görünmüyor. Şu anda hala bütün ortalamaların üzerindeyiz. Bundan sonraki çöçte özellikle 33.800 bandın destek görevi görmesi önemli. Şu anda bir destekteyiz dememiz mümkün. Umarım buradan bir geri dönüş görürüz. Dolar endeks tarafında geri çekilme sürüyor. Burada özellikle tekrardan bir alçalan dip yapacağız gibi duruyor. Herhangi bir sıkıntı yok. 101 bandı hedefli. Devam ettiğini söylemek mümkün. Bakalım şu senaryo gerçek olacak mı? Bu süre zarfında da belki işte dediğim gibi Bitcoin 40 bin lira çıkar. Oradan bir 30 bin lira düşer. 30 bin yine alım fırsatı olarak değerlendirilir bu defa. Ve bu kırılımla birlikte büyük rally hareketi başlamış olur. Hep birlikte görürüz. Tabi bunlar senaryo. Ethereum tarafında da sert hareketlilik gelmiş. Ethereum da şu anda özellikle günlük anlamda ortalamaların üzerine çıkmış. Yükselen tepesini yapmış. E, yukarı 2000 bandını zorlayacak gibi duruyor. Burada ben dediğim gibi beklediğim max seviyelerden bir tanesi 2250 bandı olacaktır Ethereum için. Ben Ethereum'da daha yukarılara hedeflenir miyim? Yani 3000 dolar bandı hareket etmesini beklemeyeceğim kısa vade içerisinde. 2450 bandı belki hani bir yıl sonuna doğru görülebilir. Ama onun dışında asıl büyük hareketlilik yani şu 3000 dolarları 3000 dolarların üstünü yıl sonun aralık ayı itibariyle görebileceğimiz bir sürece gireceğimizi düşünüyorum. Dolar TL tarafı beklediğimiz gibi düşüyor. Altın tarafında bir sıkıntı problem var. Altın tarafında ama buradaki 100 günlük ortalamalardaki desteği kaybettik. Bu anlamda geri çekilmenin devamı beklenebilir. 1900'lere kadar açıkçası bu alanda <laughs> istediğimiz kırılımı altın tarafında maalesef bir türlü yapamadık. Bu alanda bir toparlanma sürecine gider mi altın? Evet ben yine bir yerde toparlanma sürecine dönmesini ve yatırımcısının yüzünü güldürmesini bekleyeceğim ama dediğim gibi ben altın yerine doğalgaz almayı altın yerine petrol almayı yine tercih ediyorum ki doğalgaz petrol tarafında e, geçtiğimiz günkü düşüş hareketine baktığımızda özellikle doğalgazda hemen hızlı bir toparlanma sürecinde olduğunu söylemek mümkün. Yine bu alanda 3 dolar bazlı hedef şeklinde ilerleyebiliriz doğalgazı kuantifer üzerinden alabilirsiniz hem doğalgazı hem arkadaşlar petrolü bilginiz olsun. Ne, gene 23'lü bunun da kodu kapanmak üzere arkadaşlar az kaldı. Bu alanda e, eğer makastan yana yine bir problem doğacak olursa dediğim gibi sorumluluk almıyorum. Çünkü bakın vade bitimine bir günden az bir süre kaldı. Bu alanda aslında artık hani bekleyip tekrardan yeni sözleşme ile birlikte alım yapmak makul olabilir. E, en azından kendimizi e, borsada yaşanabilecek sert hareketlenmelerden korumak üzere e, diyebilirim. Evet, doğalgazda durum böyle herhangi bir sıkıntı olmadan devam ediyor. S&P'de bir problem görünmüyor. Total market cap'te geri dönüşüm sinyalleri geldi. Lakin burada altcoin market cap'e baktığımızda şu anda bir dirence geldiğini söylemek mümkün. Yani bitcoin bir düzeltme yaparsa hop geri aşağı inme potansiyeli var. Bitcoin tarafında genel market cap'te de herhangi bir problem yok. Bir direnç hattındayız. Bu direnç hattını kırmasını bekleyebiliriz önümüzdeki dönemde. Bu kırılımla birlikte de zaten dediğim gibi şu 1.25 bandı ilerleriz ki Önümüzdeki süreçte de bu 40 bin dolar yolculuğunun startı anlamına gelir yine. Buraya bir diğer teyit olur. USDT dominansında sert düşüş geldi görünüyor. Burada ortalamaların altına düşmek üzereyiz. Yükselen trendi kırmışız. Bundan sonraki süreçte şu 650 bandını bekleyebiliriz. Dolar TL yarın mıydı toplantı sanırım da Perşembe evet. bu alanda arkadaşlar çok ciddi bir düşüş hareketli daha öncesinde de söyledim beklemiyorum. Ee, ama hani böyle kafasına vurabilirler mi yarın bir kafasına vurabilirler ama burada 21-22 atının altına bir hareketlik beklemediğim gibi buradan da yavaş yavaş toparlanma geleceğini düşünüyorum yine 24 bantlarına ve borsa tarafında belki birazcık bazı hisselerde sıkıntılar çıkabilir buna bu bağlamda birazcık tedbirli olmakta fayda var. Uzun zamandır aslında aynı şeyi söylüyoruz. Borsa da aslında şu anda beklentiyi fiyatlıyor diyebiliriz. Sürekli bir geri çekilme var bu hafta içerisinde. Aslında çok da makul bir geri çekilme değil bu. Şu süreçte yükselmesi beklerken tamamen Merkez Bankası'nın... <laughs> faiz artırım rotasına gitmesini beklenmesinden kaynaklı. Dolar TL'deki düşüşü tetiklemesi, tetikleneceğinin beklenmesinden kaynaklı. Borsada şu anda beklentiyi fiyatlıyor diyebiliriz. Petrol tarafı da direnç hatlarını zorlamaya devam ediyor. Ben daha öncesinde söylediğim gibi petrol de aslında doğal gazdan sonra benim e, tekrardan bu dönem içerisinde karlılık açısından net bir kazanç beklediğim ürün. Lakin doğalgazın kazancıyla petrolün kazancını bir tutmayacağım tabii ki. Çünkü doğalgazda her 2 dolara geldiğinde 4 dolarlık bir artış. Yani bir çarpı 2 potansiyeli var. Bunu biz kuantverde bile 2 kaldıraçta kullandığımızda paramızı 4'e katlamış olacağız. Bu gerçekten önemli bir avantaj. Değerlendirmenizi tavsiye ederim aslında doğalgazı. Evet onun dışında biz tarafında aslında bir problem görünüyor. Düşüş trendini kırdıktan sonra yukarı yön devam ediyor. Bir an önce şu altılan dibi bozup yukarı yön hareketliğinin koruması lazım ki. Önümüzdeki süreçte de hani şu darbe insin 7500'lü bantlara ilerleyecektir. 2023 sonuna doğru arkadaşlar bu beklenti içerisinde e, olacağım ben. Evet onun dışında çok da ekleyebileceğim ekstra bir şey yok. Quantifier'e kayıt olmak için arkadaşlar açıklama kısmında link bırakıyorum. Orada kriptoloji davet koduyla kayıt olursanız da 250 dolara kadar ödül alabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde ödülde sıkıntı yaşarsanız destekli iletişime geçebilirsiniz. Onun dışında işlem ücreti, komisyon ücreti ve fonlama ücreti olmadığı için arkadaşlar Quantifier'den almanızı öneriyorum. Çünkü diğer borsalardan kaldıraçlı şekilde doğalgaz alırsanız. Yani bakın iki kaldıracı ben sıkıntı görmüyorum doğalgazda mesela. Ee, o yüzden hani niye bir... Niye ki kazanmak varken bir kazanayım diyorum. Ee, diğer borsalardan yapamam bunu çünkü komisyon ücreti kestiği anda ben de ciddi bir zarara sebebiyet verebiliyor, özellikle uzun vadede. Ama quantverde en azından böyle bir sıkıntı yok, herhangi bir komisyon ücreti olmamasından dolayı e, bu alanda gönül rahatlığıyla e, uzun vadede kaldıraçlı işlem tutabiliyoruz. Onun dışında ekleyebileceğim bir şey kalmadı. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere. Hoşçakalın.